Can bunu çikolatalısında yapsana dediler. Benim o ana kadar aklıma gelmemişti. Öyle deyince ben de başladım çalışmalara. Bazen olmadı yani. Eyvah dedik, yandık biz. Bir yandan işler büyüyor derken sabahtan akşama kadar hiç durmadan imalatta çalışacaktık artık kardeşim. O hale geldik yani. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Her şey kısmet öncelikle. Aileden geliyor, babamdan öğrendim. Sonra formülü eskiye göre, Osmanlı'ya göre tasarladım. Mesela sanayiye koyuyorlardı. O zamanlar sanayiye yoktu, tereyağı koyduk. Öyle düşünelim. Daha doğal formda yapmaya çalıştık. Tatlımız çok sevildi. Sonra müşterilerim dediler ki ya işte Özcan bunu çikolatalısında yapsana dediler. Benim o ana kadar aklıma gelmemişti. Adam bunu derken de her gün yani 2 günde, 3 günde bir tatlı almaya geliyor zaten. Bir de çikolatasını yap bunun dedi. Bir de onun tadına bakalım dedi. Öyle deyince ben de başladım çalışmalara. İlk imalat İzmit'teydi. Çikolatalıyı yaptım. Çok güzel oldu. Çok olumlu tavsiyeler aldık. Onunla beraber farklı çeşitler de çıkarmaya çalıştık. Daha sonra kardeşim yurt dışındaydı. Kardeşim de geldi. Onunla beraber çeşitleri çoğalttık. Çünkü her bir çeşit ayrı bir zahmet gerektiriyordu. İş bölümü yaptık. İmalat, her şeyi bölüştük. Beraber çalışmaya başladık. Ondan sonra şubeleşmeler oldu. Şubeleşmeyi ilk başta yani çok bizden şube isteyenler oldu ama veremiyorduk. Yapamıyorduk yani. Ürün günlük olduğu için, katkı maddeleri olmadığı için işte buradan Ankara'ya nasıl mal yollayacaksın? Veya İstanbul'a nasıl yollayacaksın? Bu problemden dolayı veremiyorduk. Aslında bir difrizde mal unutmayla denemek için koyduğunuz malı unuttuk orada. Bayağı bir zaman geçti. Sonra bir çıkardık. Aa bak biz burada işte bir bakalım nasıl oldu derken bir baktık ki 10 numara olmuş. Hani şöyle benzetme yapabiliriz. Evde yediğimiz patates kızartması, evde yapılan biraz daha yumuşak olur böyle. Ama dışarıda yediğimiz, fresh dediğimiz ürünlerdeki daha bir kıtır kıtır oluyor. Bizim ürünümüze de ekstra bir lezzet kattı ürünün dondurulması. Daha kıtır kıtır, daha da güzel oldu. Ondan sonra bir anda bizim şimşekler çaktı kafamızda. Biz artık her yere dedik mal verebiliriz. Zaten talepleri biz not almıştık. Hani isteyenleri işte Ankara'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan ne bileyim. Onlara ulaştık. Bir anda 20 şubeye çıktık hızlı bir şekilde. İlk işe başladığımız tarih 2007 Haziran olması lazım. İlk şubeleşmeler haliyle biz İzmit'te Kocaeli'de olduğumuz için burada başladı. Daha sonra İstanbul yakın olduğu için, Sakarya yakın olduğu için oralarda başladı. İşte Bursa falan. Civar iller derken ondan sonra yayılmaya başladı. Tabii şubeler arttıkça bizim de belli bir üretim kapasitemiz vardı. Artık yetişememe durumu ile karşılaştık. Ondan sonra değişik üretim metotlarını, daha büyük hamur, daha büyük üretim. Bu tip makineler olmadığı için biz kendi işimize göre bazı tasarlamalar yaptık. Şöyle bir makinede işte bunu yapabiliriz. O makineye şunu eklersek randıman alabiliriz. Tabii giriştiğimizde bir yandan da şubede veriyoruz. Bazen olmadı yani. Eyvah dedik, yandık biz. Bir yandan işler büyüyor derken sabahtan akşama kadar hiç durmadan imalatta çalışacaktık artık kardeşim. O hale geldik yani. Çünkü olmuyordu yani daha büyük makineye geçtiğimizde. Ondan sonra işte çeşitli vesileler işte o makineye bunu ekle, şunu eder derken tutturduk. Tutturunca imalat kapasitemiz bir anda birkaç katına çıktı zaten. Ondan sonra biz de haliyle şube taleplerini karşılamaya başladık. Hızlı bir şekilde şubeleştik. İşte bugünlere böyle. Şu an mesela el değmeden üretim var diyebiliriz yani. İlk işimiz hamur yapmak oluyor. Tulumanın hamurunu büyük bir hamur yaptığımız için hani bir 45 dakika, 1 saat hamuru sürüyor. Ondan sonra bantımız var. Bunda tulumba şekilleniyor. Yağda pişiyor. %95, %98 diyebiliriz. O oranda pişmiş vaziyette ürün yağdan çıkıyor. Ondan sonra ürünü artı 4'te sıcak olduğu için artı 4'te dinlendiriyoruz. Isısını hızlı bir şekilde düşürüyoruz. Ondan sonra eksi 45'e atıyoruz. Eksi 45'te ürünü donduruyoruz, şokluyoruz. Daha sonra bunlar soğuk bir şekilde, donuk bir şekilde paketleniyor. Bununla beraber bir yandan da şubenin talepleri içerisinde çeşitli ürünlerimiz var ya bizim. İşte çikolatalı, antep fıstıklı, karamelli, frambuazlı, kahveli, tarçınlı. Bu çeşitler için bunların şerbetleri hazırlanıyor. Şubelere donuk ürün donuk araçla gidiyor. Artı 4 ürün artı 4 araçla gidiyor. Şubelerde o son kalan %5'lik, %3'lük pişirim şubelerde yapılıyor. Yani eksi 18'de depolanan, şubelerimizde de depolama var aynı zamanda. Depolanan ürün oradan çıkartılıyor. Bir pişirme ünitesinde son pişirilimi yapılıyor ve soğuk şerbete basılıyor. Burada müşterinin dediği önemli. Müşteri derse ki ben çikolatalı istiyorum, ben antep fıstıklı istiyorum. Müşterinin isteğine göre şerbetleme yapılıyor. Bu aynı zamanda ne demek oluyor? Son pişirim şubelerde yapıldığı için biz müşterilerimize, müşterimizin isteği doğrultusunda istediği çeşitli ve sıcak tatlı verebiliyoruz.
gidiyoruz. Burası pandemiden önce bitti. Ama nereden baksanız hani 2 sene oldu burası biteli. Bir 2 senede buranın 1 sene falan da yapımı sürdü. Böyle düşünelim. İşte bize maliyeti yaklaşık olarak 20 milyonu var buranın. Çünkü hani denize nazır bir yer burası. Ondan sonra arsa fiyatları bir sanayi imarlı yere göre daha yüksek olduğu için biraz maliyetli oldu. Biz de yapmışken iyi bir şey yapalım dedik. Yaklaşık olarak 3000 metrekare kapalı alan var. Ondan sonra 85 ton civarı bir depolamamız var. Günlük üretimimiz tam kapasite çalışırsak 20 ton civarı bir ürün üretebiliyoruz. Ama şu an öyle bir talep yok. Çünkü mevcut şubelerimize biz bir gün yani bir mesai dediğimiz saatte onların üretimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Zaten soğuk ürün, donuk ürün olduğu için de istediğimiz kadar depolama yapıp sevkiyatını yaptığımız için üretimle alakalı hiçbir sıkıntımız olmuyor. Şu an 50-51 falan diyelim. O civarda şubemiz var. En uzak şubemiz Almanya şubesi. Bu kazanlarda tulumbalarımızın şerbetlerini hazırlıyoruz. Stoklarımızdaki eksiğe göre günlük üretim yapılıyor burada. Yani 8 çeşit şerbetimiz var. Frambuazlı, portakallı, karamelli, çikolatalı, kahveli. Şu an mesela burada çikolatalı şerbetimiz hazırlanmış durumda. Gördüğünüz gibi küçük bir kazanda yapıyoruz. Nedenine gelince hiçbir katkı maddesi içinde olmadığı için azar azar yapıp şubelere de taze taze gönderiyoruz. Aşırı stoklamasına girmiyoruz. Dinlenmesi bittikten sonra da kovalanarak siparişi hangi şube verdiyse oraya sevkiyatı yapılıyor. Bu katımızda ilave olarak kadayıf üretimimiz var. Kahve üretimimiz de bu katta yapılmakta. Yani bu katta yan ürünlerimiz yapılmakta. Alt katta da tulumba imalathanemiz bulunmakta. Nasıl söyleyeyim? Türkiye'de üretilen ürünler nasıl yurt dışına gümrükleme oluyorsa gümrük yapıyorsun. Buradan şubelere nasıl -18 taşımayla gidiyorsa oraya da -18 taşımayla gidiyor. Arabistan'daki şubeye de -18 taşımayla gidiyor. Soğuk zincir kırılmadan soğuk zincirde bir ürün ürettiğin için dünyanın neresinde olursa olsun taşımayla ilgili hiçbir sıkıntı yok. İster hava yolu, ister deniz yolu, ister karayolu. Şimdi hızlı şubeleşmeyi istiyoruz. Kapasitemiz buna yetiyor. 300-500 şube, 1000 şube olsun fark etmez yani. 8 çeşit tulumba tatlımız var. İşte yaş pastalar oluyor. Almanya şubesini değerlendirirsek kahvaltıdan yemek menüsüne kadar her şey oluyor aslında. Veya küçük bir şube de açabilirsiniz. Kiosk şeklinde al git olabilir. Bunun kafeteryası olabilir. Restoran şeklinde olabilir. Biz yere ve konuma göre bir inceleme yapıyoruz. Bir değerlendirme yapıyoruz. Müşteriye sunuyoruz. Burada bu da olur, bu da olur, bu da olur. Siz burada karar verin diyoruz. Osmanlı tulumbası tabelasının altında şubelerimizde yaklaşık olarak 200 kişi bir istihdam sağlıyoruz. Bir de burada bir fabrikamızda 20'ye yakın çalışan var. Değişik ürünlerde şey istiyoruz. Hani bizim geçmişe dönük, bize yakışan. Mesela Osmanlı şerbeti. Onun üretimini Türkiye çapında. Kahve olayı var. Kahvede de gene kendi üretimimiz var. Kendi markamız var. Zaten kahvede Osmanlı markası bize ait. Çayda da bize ait. Ice tea bile yapabiliriz yani öyle düşünelim. Bu yönde çalışmalarımız var. Bir de hamur olarak bambaşka bir şey çıkarmayı düşünüyoruz. Hani tulumba mesela geleneksel bir tatlı. Hiç olmadığını düşünelim tulumbanın. Tulumba tatlısını biz çıkardık mesela. Öyle bir tatlı çıkaracağız. Değişik bir hamur, değişik bir tatlı. İnsanlar ilk bizde görecek, ilk bizde tadacak. Vallahi en büyük sır demeyelim biz buna. Biz kardeşten öte çok iyi bir arkadaşız bir yandan. Aramızda hiçbir sırrımız yoktur. Hiçbir kararı da birbirimize danışmadan asla vermeyiz. Fazla yaş aralığı da yok aramızda zaten. Aynen. 1,5 yaş var. Yaşımızda çok yakın arkadaşım, kardeşim yani. En iyi arkadaşımdır. Bir yandan da abimdir kendisi. 2009 yılından beri arkadaşlığımızın ve kardeşliğimizin ötesinde 2009 yılından beri de ticari hayatımızla beraber yapmaktayız. Kardeşler arasında ortaklık yapanlara tavsiyemiz de hiçbir zaman işlerinde bir canlarını sıkan bir şey, işlerini tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Ne olursa olsun ufak bir sıkıntı da olsun ortak olduğu kardeşine mutlaka bunu anlatmaları gerekiyor. Bu şekilde yola çıktıkları zaman hem kardeş olarak hem ortak olarak hiçbir sorun yaşamayacaklarına inanıyoruz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.